Çiğdem duyamamış. Çiğdem'e özel bir de anlatır mısın? Şimdi ben evlenmek üzereymişim Çiğdem'cim. Ondan sonra evlilik sözleşmesi sunmuş. Ben de çok sinirleniyorum, evlenmekten vazgeçiyorum. Ay sen sinirlenirsin imzalarım diye. Bence herkes sinirlenmeli. Yo niye? Bunu mu tartışalım? Evet. Tartışalım mı? Evlilik sözleşmesi nedir ki? Yani... Bence bir hakarettir yani bayana. Senin işinin bir parçası olacak bu, biliyorsun değil mi? Evet. Ha, ben de karşıyım evlilik ama sözleşmesine. Ama karşısın. Karşıyım. İlginç. Yani başkasına yapılsa belki desteklerim falan. Ha, sen karşısın evlilik sözleşmesine. Evet yani. Ha, ben de karşıyım. Hayatın... Ben yanlış anladım, doğru. Ha. İlk defa aynı fikirdeyiz. Uf Çiğdem. Senden beklenmeyecek hareketler de o yüzden. İşte ona sinirlenmiş yani. Sonra eski erkek arkadaşın davetine gidiyor. Vay sen misin bana sözleşme imzalatmaya kalkan diye. Çok yaratıcı olmuş konseptin, evet. Elbisen çok şık da bana yakışan bir elbise olabilirdi. Senin için fazla az solist olmuş. Sana mı bu yakışacak? Boyun kadar elbise de o yüzden. Sen hem enlisin hem boylusun maşallah. En azından ben bu enli değilim. İşte tam da vücuduma göre oldu o yüzden. Elbisen yaşına göre çok fazla diyorum sadece. Ama çok mu şık? Çok şık. Çıkarayım ama benim gibi teyzeleri olurdu, onun için söylüyorum yani. Senin gibi genç ve fresh bir kız için biraz fazla az solist. Estağfurullah. Fazla az solistim bugün. Evet çünkü... Hani özenti benim ya, o yüzden yanmış. Söyledim. Çiğdem bugün bana yürüyesi var. Ama ne Çiğdem ben senden sana? Çok sıkıldım. Ne yapacağız? Ben seninle çok memnunum. Hayatım, ömrüm boyunca seni görmek istiyorum. İnşallah. Sen benden sıkıldın, ben senden hiç sıkılmadım. Cuma neye niyet ettiğine dikkat et Çiğdem. Ay verir. Komşu falan bana... alıyormuşuz Çiğdem. Ya da bizim aileye gelin geliyormuş. Gibi olmuş bugün ama gerçekten. Üçüncü bir az solist. Hani iki tane buraya fazlaydı. Geçen hafta öyle söyledi ya. Bir tane Nazım'ız var. İki sen ben misin? Ben fazlaymışım. Beni de az solist olarak görmüş. Ne alakası var ya? Öyle demiştin. Tüm abiyams elbise giyenler az solist olmuyor. Ben az solist kadar şık olmuşsun. Az solist gibi görünüyorsun dedim. Tam uzatma senin o zaman. Tarzın teşekkür bir elbise ederim. Değil bu elbise. Ama elbise çok yo, güzel. Yok ben abiye giymem gerekse. Bak şöyle düşündüm. Konseptimi de böyle buldum. Eğer böyle bir durumda olsaydım, şık bir davete gidiyor olsaydım, abiye giymek zorunda olsaydım böyle bir şey giyerdim. Ama normal zamanda bunu giyip dışarı çıkmam. Hepimiz burada giydiğimizde yani şu anda konseptimize göre giyinip gidiyoruz. Sen bunu bence dışarıda giymez misin? Tünlü göğüs dekoltesiyle dışarı çıkıyorsun. Benim bir tarzım var en azından. Bak kafana yer etmiş nasıl giyindiğim. Tarz değil taktığım. Ama Nihal dediğim zaman aklıma hiçbir trend gelmiyor. Ondan bundan toplama kıyafetler gibi geliyor. En azından Çiğdem dediğin zaman bir tül diyorsun. Bak bu senin kafana yer etmiş. Bu güzel bir şey aslında. Hep aynı bir şey giymek, stabil olmak, standart olmak bir tarz değil. Buna jüri karar veriyor. Bir tarz değil. Her gün şalvarla geleyim atıyorum. Her gün şalvarla gelmiyorum. Böyle ya da her gün dekolteyle gelmiyorum elbette ki. Her gün aynı tül dekoltesiyle geliyorsun. Çıktığında da söyleyeceğim zaten. Şu an benim kıyafetim tamam, eleştir. Söyleyebilirsin ama kafana yer etmiş olması da güzel bir şey. En azından o da bir tarzdır. Hem beynimde hem kalbimde tek isim Çiğdem. Beyninde yetmiş, yani olmuş olmam güzel. Hoşuma gitti. Unutamazsın. Zaten beni unutamayacak. Zaten beni unutamayacak. O beni örnek alacak şimdi. Buradan sonraki yaşantısında aslında bilinçaltına yer ettim onun ben. Seni mi örnek alacağım? Evet. Evet hep göğüs dekoltesi çünkü verip çünkü konuşman bile değişti burada. Evet. Ben geldiğimden beri. Ne yayıp alakası yayıp var ya? Biraz Öykü Hanım'a soralım. Öykü Hanım'a soralım. Konuşmamdan en şikayetçi Öykü Hanım. Evet. Biraz değişmiş daha değişti. Öykü? En azından daha zarif hareketleri var. Daha bir ağır başlı oldu. Belki benden çirkinliğinden müdahale ediyorum ya. Bilmiyorum pek üzerine ama alınma Çiğdem. Nihal'e bir renk kattığımı ve ona örnek olduğumu düşünüyorum sen aslında. Sen mi örnek olacaksın bilinç bana? Altında. Çok eleştiri aslında gizli bir hayranlıktır. En çok beni sen eleştiriyorsun. Sen nerede yaşıyorsun ya? Uçuyorsun sen herhalde. Evet ben uçuyorum. Ben hostesim. Şahitlerin de var mı? Yani. Bu iyiydi bak kabul et. Bu iyiydi. Hayır ya. Kabul et. Hep havalardayız. Ben uçuyorsun diyorum, hostesin diyor. Gerçekten ben senin sen benim alışkınım onu demek istiyorum. Seviyede değilsin yani. Gerçekten senin konuşman, ayar,
ayar bir kadınsın, kibar kibar konuş hayatım, aynen böyle, evet. Sen mi Nihal Candan nasıl konuşuyor, topluyorsun konuşmanı, ağzını yayılmıyor. Bordör sürmüşsün, güzel derli toplu. Ben eskiden olsam beri böyle senin taklidini yapamayacağım ama gözlerin bir tarafta, ağzın bir tarafta konuşuyordun. Söylediği için, Öykü Hanım söylediği için onların söylediklerini dikkate alıyor olabilirim. Ama senin söylediklerini asla ciddiye almıyorum. Alıyorsun, alıyorsun. Ciddiye alacağım bir insan alıyorsun. Cidden. Hissediyorum, alıyorsun. Profil olamazsın yani. Önümdeki hayatta yapmamam gerekenler listesi olabilirsin. Ama evet, estetikler okey değil mi hayatım? 100 milyarı kazanınca estetik olacaktın ya. Ben onu, bak canım şöyle bir şey var. Ben oraya gittiğimde hani böyle birazcık yani nasıl diyeyim, planlı gitmedim. Hani bu kadar hafta yarışacağımı falan bilmiyordum. O şekilde bir soru geldi. Eğitim yazdım, alışveriş yazdım, düşündüm. Demek öyle bir ki şey bilinçaltında yaptırmak istediğin yani şeyler, yaptırabilirim, özendiğin şeyler. Yaptırabilirim ama emin ol senin gibi tanınmaz bir hale getirmeyeceğim kendimi. Sen ne saçmalıyorsun? Burada herkeste bir şeyler var, birkaç kişi de. Onlar konuşulmuyor, benimkiler mi konuşuluyor? Kendin açıyorsun konuşmanı. Ben bu yaşımda daha geçen sene bir şey yaptırdım. Onun haricinde burnumda var yani. Şu an mevzusunu ben açmadım, sen açıyorsun. Burnunda var, dudağında var. Dudağımda yok var. Canım. Dudakta yapılan kızlar, şeyler bir kere yapılıp geçen şeyler. Ve ben dürüst olmak adına yaptırdım ve geçti. Onlar 6 ay ya 3 ayda yanıyor. İlk söylediğimde öyle bir şey. Ben de botoks yok demiştin. Sonra geldim, botoks vardı. Neyse ben artık oraları geçtim. Gerçekten bak şimdi beni ilgilendirmiyor. Bak şimdi öyle söyleyip kapatamazsın bu konuyu. Sen açtın. Bunu gene açmak istemiyorum. Arka tarafta İyi söylemeyip. İyi ki istemiyorsun. Burada söylediğim şey benim dürüstlüğümü gösterir. Sana arka tarafta söyleseydim, burada yok deseydim, sen o zaman oyuncusun. O zaman dikkat çekmeye çalışıyorsun. Sen dediğinde haklıydın. Üstümden ben burada bütün insanlara söylüyorum. Bir kere botoks yaptırdım. Geçen sene, bir sene botoks kalıyor tamam, mu acaba? Tamam şimdi onu tekrar... Sordun mu? Tekrar anlatmana gerek yok. Ama tamam, siz bilmiyorsunuz Öykü Hanım. İnsanları bana yürütüyor mu? Sahte hesap mı açıyor? Onu estetikli Çiğdem, estetikli Çiğdem. Ne alakası kurban var? Kurban ol sen Çiğdem'in estetiklerine. Ay konuşma tarzın falan bayağı ve ötesisin gerçekten. Aha. Sen bir Çiğdem Çelik olamayacaksın. Kurban ol sen Çiğdem ablana. Tamam işte bak tam sana hangi yakışan mahalle? Hareketler bunlar. Tamam. Nihal'cığım tamam. An geliyor, birini diğerinizden ayıramıyorum gerçekten. Öyle yani. Ama Nihal'in konuşmalarında bir değişiklik oldu ben geldiğimden beri. Bunu hadi kabul inşallah etsin yani. Seninle alakası yok onun, hiç üstüne alınma. Benle var var, çok utandın artık geyik geyik konuşmaya bence. Ne utanacağım ya, sadece seninle... Doğru utanmıyorsun, bak, işte o da bir şey. Mesela ben Melisa'yla tartışırken Melisa'ya... az da olsa bir sempatim vardı. O şekilde onunla bazen dalga geçerek takılarak konuşabiliyordum. Ama benimle dalga geçemiyorsun, doğru söylüyorsun. Sıfır sempati. Benimle dalga geçemezsin, doğru söylüyorsun. Daha geçen ağlıyordum, benimle dalga geçiyorlar Özden'le ikisi diye. Hayırdır yani? Aa, hayal görüyorsun herhalde sen. Ben sizin için niye ağlayayım ki? Dans edemediğim için ağladım. Özürlüyüm o konuda. Var belki bir becerim ama gösteremiyorum kendimi. Efendim? Sadece o konuda mı? Sen nereden biliyorsun ki benim içimi, benim adıma konuşuyorsun? Neden ağladığımı nereden bak mesela, bilebilirsin? Şimdi gel müdahale etme. Sadece o konuda mı dersen? Ama ben burada izleyeyim mi yani? Burada burada durayım mı? Yanlış bir sözcük için niye ağlayayım yani ben? Sözcükle alakalı bir şey değil. Orada bağıra bağıra gelen niyetin var. Onu ne yapacağız? Onu nereye saklayacağız? Çiğdem'e söylüyorsun ben ama. Ben senin için ağlamadım. Sabah ağladın, programından dolayı. Ağladın, yan odadaydım. Haksızlık, bir şey geri gelemez diye ağladın. Ben yan odadaydım. Müsaade et bir konuşsun. Ama yanlış anlıyorum. Yan, bir anlatsın sonra söylersin. Yan zaten odadaydın ve ağladın. Dedin ki haksızlık bu. Gülay'ın burada işi yok. Bunlar senin cümlelerin tabii. Efendim? Bunlar senin cümlelerin tabii. Hayır. Ben daha başka bir şey söylemiştim. Ve? Ya ben geri döndüm diye ağladı yani. En azından 10 dakika ağladığım var orada. Sen geri döndün diye ağlamadım. Sen geri döndün diye ama moral ama sürekli benim ismimi söylüyordun. Moralim bozuktu zaten. Gülay geri dönemez. Bu haksızlık. Neden geri döndü? İstemiyorum. O geri dönmemeliydi diye ağladın mı ağlamadın mı Nihal? Hayır bak çok net hatırlıyorum. Lütfen. Madem Çiğdem'e söylüyorsun ben de bunu ağlamadım demedim. Ağlamadım demedim. Benim bir için istersen ağladın ya. Geri hayır senin için diye falan ağlamadım. Evet senin için gözyaşları döküyorum Gülay. Sinirden ağladın geri döndüm diye. Bu kadar mutlu olacaksan şu an senin için ağlayabilirim. Hayır biri ağladığı zaman ben hiçbir hayır, zaman gülmedim, mutlu olmadım yani. Hayır ama denerim yani. Bu çok saçma. Bakın çok sevinmiş yani şu an. Benim için ağladı falan. Yok ama Çiğdem şey oradan laf söyleme. Sen çünkü... Sabah aynı programında yani kapasiteyle ilgili bir şey söylenmişti ve ben sinirimden ağlamıştım. Sinirim bozuktu yani sinirimden ağlamıştım ve sonrasında seni gördüğümde
senin böyle yorumlaman doğal. Sen de üstüne böyle tuz biber olmuşsun. Gelişine hiç memnun olmadım. Ağlayabilirim. Ben bunu zaten söylüyorum. Şahitlerim var. Sürekli gülay gülay diye ağladın yani. Gülay'ın burada ne işi var dedim evet ağlarken. Kaç defa söyledim? Ben bunun aksini iddia etmiyorum ki. Yok o zaman Çiğdem'e söylenme. Hayır, Çiğdem bana diyor ki sen ben geldiğimden beri artık dalga geçerek konuşmuyorsun diyor. Öyle yok, demiyor. Ben diyor ki o zaman niye dalga geçerek konuşuyor benimle diye şikayet ediyordun dalga dedim. Dalga geçmeniz hiç değişmedi. Konuşma şeklin değişti. İfade ederken biraz daha hanımefendi gibi konuşmaya çalışıyorsun. Hayır, ondan ben her zaman böyle çok fazla sinirlenmedikçe böyle konuşuyorum. Ben denk gelmemişim o zaman. Sizi izleyerek geldim ya buraya hepinizi kare 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 kare. Öyle diyorsunuz ya bana durmadan. Programı izlemiyorsun. Yatıp kalkıp bugün Nihal ne konuşuyor, o ne konuşuyor diye izlemedim sizi. Bunu da buradan belirteyim aynı zamanda. İlgilendirmiyor artık izleyip izlemem ama kaçıncı haftadayız ya. Üf, yeni gelen falan değilsin artık. Şükür gelebildim evet bu haftaya sizinle. Peki. Bitti mi kıyafetle ilgili? Ha, bu arada bana arka tarafta iyisin diyor da o zaman kötü olmak gerekiyorsa ben arkada da kötü olurum. Katlanacaksa bana ben arkada onunla konuşmak istemiyorum. Tamam. Benimle arka tarafta da konuşmayacaksın bundan sonra. O kadar. Konuşmayacaksın derken ben mi seninle konuşuyorum ya? Ben bir şey yerken bana da koparıp verir misin demeyeceksin. Tamam. Ay bir kez ve benim aç gözlülüğüm yani meşhurdur. Ya da atıyorum herhangi bir şey. Ay, sen kendin iyi sen olmak istiyorsun. Ne yapayım? Bunu not mu ettin gerçekten çünkü ben unutmuştum düşünmek mi? Sen kendin söylüyorsun arka tarafta iyi buraya gelince kötü diye. Evet ben seninle arkada konuşuyorum ama buraya geldiğinde senin gibi böyle kavga etmek için ayrıca bir çaba harcamıyorum. Mesela sen böyle bir şey var. Sen çok tehlikeli bir kadınsın ya. Çok tehlikeli bir kızsın sen gerçekten. Aynen çok tehlikeliyim. Benden uzak dursan iyi edersin Çiğdem. Senden zaten aman Allah'ım uzak durayım yani. Senin ne işin bence yok. Bence de. Senin için iyi olur. Ama arka tarafta asla benimle konuşamayacaksın bundan sonra. Konuşamayacaksın derken ya ben seni herhangi bir iyi niyetini görmek ya da benim iyi niyetimi göremeyeceksin. Ben seni görmek istemiyorum çünkü. Madem öyle algıladın sen. Evet öyle İnsanların iyi niyeti böyle algılanıyor sen demek ki. Sen arkada farklı, burada farklısın. Çünkü sen böyle çok yanar. Mesela hayır, sen gala yanar günleri dönersin. De ayrıca bir iyilik çöküyor üstüne falan. Nasıl? Ben bunları fark ediyorum yani. Ben iyi bir insanım ama zaten. O ben iyi bir insanım, fikirler. Ben kötü bir insan değilim ki. Ben iyi insan olduğum üstüne basa basa söylüyorum. İyi insan olduğun için kameraları görünce bir ne yapıyorum kameraları? Seni görünce oluyor bende evet, bu. Evet, konu çevirmeye çalışıyorsun. Neden başkasına yapmıyorum? Seni görünce oluyor bende. Zaten bir tane düşmanım var yani. Kime yapıyorsa hak ediyordur da ondan yapıyorum. Sen bence korkuyorsun. İkinize her zaman yapacağım söz alıp konuşursan. Sağla solla aynı anda girişmezseniz. Burada ikinize her zaman bunu yapacağım. Buna da kabul edin tamam. Tamam, ikisiyle de konuşmamı kararı aldın. İkisiyle de arka tarafta konuşmayacağım. Madem insaniyetim yanlış tamam, algılandı. Tamam yani o senin tercihin, o senin kararın. Ona sağ karışamayız. Sağ konuşma benimle. Çünkü burada kullanacaksan bunları mı? Konuşma benimle hatlarımız tamam. Hatlarımız karışıyor çünkü. Ben arkada diyorum Çiğdem o kadar kötü biri değilmiş. Hani ısınıyorum falan filan. Ne buraya güzel. Gelin yine aynı. Ne güzel. Bunları söylemen ne kadar güzel. Gurur duydum kendimle. Demek ki bunları içinde düşünüyorsun ki benim iyi insan olduğum bir an bile aklımdan geçmiş. Çok güzel bir şey benim için. Benim düşüncelerimi çok önemsiyorsun. Benim için buradan güzel bir şey söylüyorsun. Tabii ki de önemseyeceğim. Kendimi önemsiyorum burada. Senin senden daha ne kadar güzel anlatabilirim bilmiyorum ama sen farklısın. Yani oynuyorsun diyorum. Anladın mı? İyi bir şey söylemiyorum sana. Yani nasıl arkada senin ya? Adını vermememiz için ki gala dağlamanın sebebi de bence Maria'nın gidişi bak, değil. Bak burada canım, senin çıkmış olmandı. Bu hafta gene benim ismim yaşamandı. Verilecek. Ben göğsümü gere gere de çıkarım. Elenirsem de giderim. Ben hayatıma devam ederim. Siz kendinize bakın. Tamam? Ben de hayatıma siz devam ederim. Siz çok kaptırdınız buraya. Burası hayır. Değil. Hayat devam ne ediyor. Ne alakası var? Senin peki, son şansın tamam. Gibi davranan sensin. Bu yarışma sizden senin son şansın. Sizden sonra da gelecekler. Gibi bizden peki. Sonra da biz unutulacağız yani. Çok kaptırma kendini. Çiğdem böyle bir şey mi hissediyorsun? Senin ismin verilecek gibi mi hissediyorsun? Her hafta oluyor bu olay. Gene olabilir. Her hafta dediğin zaten ne kadar oldu Delili? Yani bir hafta ben çıktım. Hiç aklımda yoktun ama seni söyleyeceğim Çiğdem. İlk hafta geldiğim zaman benim ismim söylenir diye düşünülmüştü gene. Olmadı. İkinci hafta benim ismim söylendi. Gene benim ismimi söylerler. İlk hafta ben senin adını verseydim yani. Yine çıkıyordum. Farkında mısın? Nasıl?
İlk hafta ben senin adını söyleseydim burada ne söyleseydin şimdi onu mu sorgulayalım Nihal? Hayır yani sürekli bu korkuyla yaşamana gerek yok. Bu korkuyla yaşayacağım diye daha ya fazla bocalıyorsun. Ya sen benim bundan korkup korkmadığımı nasıl değerlendirebilirsin ki? Başka bir açıklaması yok. Gala günleri bana ayrıca iyi davranıyorsun. İstemiyorum. Oldu. Düşündüğünü nasıl, yaşa nasıl? O zaman. Sana... Düşündüğünü yaşa. Ay inanamıyorum. Aklımdan şu kadar geçmeyen şeyleri konuşuyorsun İçeride ya. İçeride niye ayrıca iyisin burada aynı şekilde İnsan davranıyorsun İnsan kendi gibi görülmüş karşısındakine. Tabii beni kendi gibi zannet. Arka tarafta öyle davranıyor, burada farklı davranıyor. Biz bunlara şahit olamıyoruz. Her ikiniz de neredeyse aynı iddiadasınız. Arkadaşlarım da düşüncesini alalım isterseniz. Yani tek tek sorulacak bir şey yok bence. Ama bir saçma oluyor. Yani sen sürekli aynı iddiadasın. Ve bugüne kadar sadece Çiğdem'le ilgili değil, başka başka yarışmacılarla ilgili de, Melisa'yla ilgili de, başka kim vardı? Derya belki. Melisa'yla ilgili bana olan tavrından çok şeydi. Hani kibarlaşmaya çalışıyordu burada. Mesela benim konuşmamı eleştiriyordu. Jürinin karşısında benim gibi konuşuyordu falan. Hı hı. Buna bozuluyordum. Onun dışında Zeynep'te de aynı şeyi görüyorum. Zaten bunu daha önce söylemiştim. Ama Çiğdem'de elenme korkusuyla var. Hani Zeynep'in amacı farklı. Melisa'da farklıydı ama onda direkt elenmemek için böyle bir yola başvuruyor. Hani hem... Peki seninle iyi olunca ne oluyor? Polisin başı sen olduğun için mi? Söylememek için. Hayır. Benim dışımda diğer insanlara da iyi davranıyor. Herkese çok iyi davranıyor arkada. Belki öyledir gerçekten. O zaman niye burada? Öykü şu an yorumları çok saçmaydı yani. Kendi estetik mevzusunu açtı. Kendi yaş mevzusunu açtı. Hani direkt yoruma başlarken bir benimle kavga etme çabasında. Bunu da reklam yapmak istemesiyle bağdaştırıyorum. Reklam? Bir insan hem iyi hem kötü nasıl olabiliyor acaba? İşte bir insan ya iyidir ya kötüdür. Benim orada ne kadar delirdiğim zamanlar oldu. Demek ki ben ruh halime göre yaşıyorum. Demek ki gerçekleri yaşıyorum ben. O zaman şu an nasıl bir ruh halindeydin? Ben buraya geldim sana hiçbir şey söylemedim. Sen diyorsun ki yok benim gibi teyzelere yakışır. Yok estetik mi? Bir, hani sen bu konuları açmamamızı Hayır eleştirdiğin her şeyi kendin vermiştik. Yapıyorsun. O yüzden komik oluyor. Neyi kendim yapıyorum? Ben seni Bana taş kullanıyorsun diye Bana kendin astrolist gibi giyiniyorsun. Elbisen çok şık bunu astrolist söyledim. Astrolist olmak taşla falan olmaz yani. Ben astrolist gibi güzel şey gördüm. Değilim. Senin elbisen değil yani. Ben seni hiç böyle Öyle şık söylemedin. Görmedim bugüne kadar. Peki. Bu şekilde söylemedim. Konuyu bağlayıp başa döndüğümüze göre biraz başka yorumlar almak isterim. Zeynep. Bence buraya geldiğin en güzel aylarından biri Nihal. Elbisen çok güzel. Ben o abiyenin üstüne o hafif spor kabanı almış olmanı da beğendim. Çantada farklı bir renk kullanabilirdin ama iyi. Yani senden beklenmeyecek bir kombin olmuş bu. Senden beklenmeyecek derken... Sen anladın demek istediğim. Bille bir laf sokun yani. Bak gördün mü? Karşıdan gelince anlıyorsun değil mi? Anladığını da biliyorum. Hoşuma gidiyor Atınca ama. Sorun yok ama. Atınca cevap gelince problem Yo benim başlıyor. İçin problem değil ki bu şekilde cevap vermemeli. Asıl cevapsız kalmaları yani. Yo cevap zaten... verince kızıyorsun Çiğdem. Hayır Çiğdem cevap verince değil Öykü Hanım. Çiğdem. Ama cevap verince kızıyorsun. Aynı şeyleri dönüp dolaşıp saçma konuşuyorsunuz. Saçma sapan yollardan cevap vermeye çalışıyor. Sen de oralardan vuruyorsun Nihal. Bir çık dışarı bir bak kendine. Hayır ben en başta bu şekilde girmem yani olaya hiçbir zaman. Kendimi izleyeceğim özellikle. Peki teşekkür ediyoruz. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Nihal hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Teşekkür Gerçekten. Ederim. Ama tartışma olmasaydı daha iyi olabilirdi. Bu sefer ben açmadım İvan Hanım gerçekten. Ama güzel güzel cevap veriyorsun maşallah. Hiçbir kere şeyde cevapsız şey. Olmadın sen zaten. Susmadan olmuyor. Güzel elbise ben zaten üzerindeki yağlı palto çok beğendim. Çünkü böyle bir taşlı elbiseler spor bir şey almak, omuzda atmak doğru bir seçim. Başka türlü çok fazla bartır olabilir. Evet, stiletto. Başka bir ayakkabı bulamadım. Neyse, olabilir. Bu elbise zaten... Ama bir sürü ayakkabı aldım sizin için. Kalem elbise olduğu için ben de stilettonu zaten kabul ediyorum. Problem değil. Ve mat olduğu için çok güzel duruyor. Sadece o pırlıntılar, taşları ışık veriyor. Çok güzel makyaj yaptık. Kim yaptı bilmiyorum ama... Ayşe Hanım, eline sağlık. Saçlarında karar, her şeyde çok... Doğru ve güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Saç konusunda kopya çektiğimi söylemek istiyorum. Ojelere kadar beğendim. Çok teşekkür ederim. Üstün etek bluz değil mi o? Hayır. Elbise mi?
Elbise. Çok güzel. Gerçekten. Evet. Dün yaptığım konuşma birazcık etkilemiş galiba çok seni. Çok etkiledi. Evde devamı ağladı. Evde ağla zaten. O kadar kötü ağlıyorsun ki. Görüntü gerçekten kirliliği oluyor yani. Kendimi izleyemiyorum ağlarken. Yani dayanamıyorum. Çok beter bir ağlama şeklin var. Evde dört duvar arasında ağla, kimse görmesin. Öyle yapacağım. Makyajın çok güzel, palton güzel. Çantanı bir göreyim. Yani bir renkli bir çanta patlatmanı tercih ederdim. Güzel olurdu ama bu da kötü değil. İyi görünüyorsun bugün. Kalmayayım dedim. Bir silkelenmek sana iyi gelmiş. Ben arada böyle seni bir silkeleyeyim. Eğer kalırsan tabii. Çok acıtmadan. Teşekkürler. Norella. 19 yaşındasın değil mi? Keşke senin yaşında olsaydım. Ama ben senin yaşındayken böyle değildim. Nasıldın? Bu kadar hazır cevap değildim. Daha duygusaldım. Daha romantiktim. Ben de çaktırmayan duygusallardım. Sen mi? Gerçekten. Aa canım, o çenen, o çenen durmuyor. Neler söyledin kadına? Hayır Nur Hanım, gerçekten artık siz Çiğdem'i korumuyorsunuz çünkü o burada ilk bana atışı o yaptı. Yoksa hiçbir şekilde muhatap olmayacaktım ki ben sizin uyarınız sebebiyle sustum. Kendi üstüne alınmış, diyor ki ben geldiğimden beri değiştin. Dur, daha sıra ona gelmedi tabii ki. Ha, peki o zaman. Ay inanamıyorum, bu çene, bu şeyi nasıl buluyorsun sen? Tutamıyor aslında. Yani tutamıyorsun. Enerji. Ya avukat falan olacaksın yani, burada şeyini mi yapıyorsun sen? Staj. Staj yapıyor bu herhalde yani. Bizi buldu. Tam yerine gelmiş, bak kızlar hazır. Elbiseni çok beğendim. Gerçekten. Arka yırtmacı biraz daha kapalı olsaydı daha iyi olurdu. Daha bir tüp girerdi eteğin. Mantonu böyle tutuyorsun da güzelliğini göremiyorum. Omuzu da koy. Bırakayım mı? Omuzu da koy, çok bırak cool duruyor. Bırak bakayım şöyle. Bir şeye benzemişsin. Aşk olsun Nur'un. Ne aşk olsunu? Ne aşk olsunu yani? Bir şeye benzemişsin. Dedikodu yapmaktan, onu yapmaktan, bunu yapmaktan kendine giyim seçemiyorsun. İteceğim. Bak. Bak seçmişsin güzel bir abiye, herkes giyebilir bunu. Yani bizim Ivana da giyer bunu. Tabii, ben yiyorum. Herkes giyebilir. Çok beğendim saçın, o rujunun rengi. Onu giymeyecektim ama hani buna en uygun stiletto diye düşündüm. Bakışımdan mı anladın? Evet, anladım. Evet. Burada kimle aran iyi? Şu an... İlbige ile aramıyor. Ne oldu? Özden'le kankalığınız bozuldu mu? Yo ama o biraz free takılıyor. He? O free takılıyor. Öyle. Çok özgürlük. İyi yapıyor. Çok iyi yapıyorsunuz. İsim soyisim gibi olmuştuk ya, biz de dedim biraz ayrılalım. Biraz birbirimizi özleyelim dedik ve ilişkimizi ara verdik. İyi yaptınız, beğendim. Ay bu kadar yeter, sana tahammül edemiyorum. Kararlar. Çenene. Nihal için kararlar alabilir miyim lütfen? Norella tarz. İvana. Bu hafta çok hiç beğenmedim tarzını yani, çok buraya karışı geldin. Bugün oturdu yani diyorum, tarz diyorum. Teşekkür ederim. Okay. Lütfen Yıldız. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız. Nihal gerçekten şık bugün. Teşekkür ederim. Ama geçen hafta taç almıştım lütfen. Artık karambolde almışsın demek ki. Tekrar bir sorguluyorum kendimi. Haydi bakalım. Bazen bu tokat atıyor bir kendine, geliyor. Evet. Sonra üç gün yayılıyor. Bir tokat atıyor, bir gün iyi. Hayır, bir haftalık alışverişimi yaptım bu sefer. Hadi bakalım, kalırsa. Kalırsa bakalım. Kalırsan şayet. Bu akşam neler olacak? Pazartesiden itibaren. Kim gide, kim kala. Haydi bakalım, Yıldız'ı aldım, tebrik görüşürüz. Ediyorum. Şimdi...